Şimdi bir de alışverişte dikkat edilecek meselelerden bir tanesi de sattığını teslim etmektir. Yani mesela şimdi satıyor ama adam, İslamiyet'te sattığını teslim etmek şarttır. Teslim edilmedikten sonra parayı kazanamaz, yani hak kazanamaz. Muhakkak teslim edilmesi lazım. Ben olmadı yolladım sana. Alaydın, olmaz. Teslim neymiş? Yani malı sattıktan sonra onun o malın teslim edilmesi lazımdır. Bu hususta bir şart vardır. Peygamber Efendimiz teslim edilmeyen malın satışından men etmiştir. 289. Evet. Menkul olması ve gayrimenkul olması fark olmaz. Menkul yani menkul nakledilen eşyalar, yani bir yandan bir yana taşınan eşyalar. Gayrimenkul da taşınmayan eşyalar. Bunların menkul olsa da gayrimenkul olsa da teslim edilmesi lazım. Teslim edilmeden satılmaz. Teslim edilmeden yapılan alım satım batıldır. Menkulü teslim etmek nasıl olur? Yani mesela menkul şu menkul. Bunu teslim etmek, menkulü teslim etmek oradan nakletmektir. Ben şu mesela şimdi bunu teslim etmek, sen şuradan aldın da şuraya koydun mu, bu malı sen aldın demektir yani. Yani şuradan aldın, yani gösterdiğimiz yerden malı aldın, öteğine koydun mu, işte bunu naklettin menkulü, o zaman bu satış tamamlanmıştır yani. Ama şunu sana sattın dese, bu burada dursa, sen buradan bunu kaldırmasan, bu satış nedir? Batıldır. Yeniden mesela pazarlık edilmesi lazım. Anlaşıldı mı? Ha, şimdi bir de gayrimenkul meselesi de. Gayrimenkul mesela satıldığı zaman bir evi sattık veya bir dükkanı sattık gayrimenkulü. Kaldırılıp da bir yanına gitmez. Onun da bu işinin boşaltılması lazım. İşi boşaltılmadan evvel evi sattım olmaz. İşi boşaltacak, anahtarı verecek. Yani işini boşalttıktan sonra, hatta içi doluyken anahtarı verse yine olmaz. İşini boşaltacak yani gayrimenkulün işini boşaltacak, anahtarını teslim etmek suretiyle tahsat. Menkulü teslim etmek. Teslim etmek işini gayrimenkulün nasılmış? İşini boşaltmakla olur. Öbürünü bir yerden bir yere kaldırmakla olur. Birinin de içini boşaltmak suretiyle. Ölçülüp ve tartılan sayılan maddeleri de ölçüp saymakla olur. Mesela şu cevizler al dedik. Tanesini 5 kuruş al dedim. Onları saydın mı? Bire bire. O zaman mesela dedim ki 5 ceviz 25 kuruş veya anladım 5 ceviz 20 kuruş dedim. 5 ceviz 20 kuruş dedim. Sen beşer beşer saydın. İşte mesela o cevizleri saymak suretiyle veya tartmak suretiyle alım satım teslim tahakkuk etmiş olur. Yani sayıp teslim almak, ölçüp teslim almak ile teslim meydana gelmiş olur. Tamam. Şimdi asıl mühim olan mezhepler arasında büyük kavga var. O ne biliyor musun? O da akit lafzı. Sattım, aldım. Bu o kadar mühim ki bazen adam mesela satıyor, bazen de alıyor yani. Fakat sattım ve aldım lafı her zaman için sattım ve aldım ile konuşulmazsa bunda tehlike var. Mesela şimdi sen bana dedin ki şunu bana sat dedin sen misal. Evet dedim ben sattım dedim bunu sana sattım dedim bu sağlam satış. Şöyle desem verdim desem bak şimdi iyi dikkat et bunda tehlike var. Yani bunu sen benden isteme, şey satmamı isteme, emaneten veriyorum demek manası çıkar bunda. Ama sen mesela bunu ben sana sattım dedin mi emanet kalktı bak şimdi. O zaman satışı belirleyecek kelimeyi kullanmak lazım. Verdim de yani bunu bana sen sat dedin ya, ben de sattım yerine ne dedim? Verdim dedim ama verdim kelimesi hem satmaya ihtimali var hem de emanet verdime ihtimali olduğundan burada tehlike var. Onun şu 4 mezhepte bazılarına göre bunu sattı kabul etmiyor. Verdiğimi sattım kabul etmiyor. Anladın mı? Neden? Şu ileride adam mesela diyor ki ben onu satmadım sana emaneten verdim diyor yani. Yok sen bana sattın diyor öteki de.
Onun için mezhepler arasında buradaki kavilik ne? Biri bunu bana sat dedikten sonra o da sattım diye. İkisi de satış lafıyla söylemekte fayda olduğunu anlatmak istiyorlar. Anlaşıldı mı? Hatta bazıları diyor ki ya böyle işimiz gücümüz yok da adi şeylere de sattım aldım, sattım aldım, sattım aldım. Yani bunu sattım, bunu ben de aldım demek. Hayır işimiz gücümüz yok da sattım aldım deyip duracağız mı? Deyince de bazen diyorlar ki böyle değersiz şeyler de sattım aldım demeye lüzum yok ama değerli şeylerden mutlaka sattım aldım kelimesini söylemek şarttır diyor. Dört mezhep burada sayfalarca yazı var. Ben bunun ehemmiyetini sattım aldım meselesinden yani sana anlatmak istedim ki vitene de misal verdim ki başka ihtimali olan kelimeleri olmak konuşma ihtimali olduğundan sattım ve aldım. Mesela kabul ettim. Ben bunu sattım, o da kabul ettim kelimesini konuşursa tam satış olur. Konuşmadı, buna delalet eden bir lafı konuştu. Mesela bunu bana sat dedi, ben de verdim. Bunun hem satmaya ihtimali var hem de emaneten vermeye ihtimali olduğundan bu kelimelerden kaçınmak lazım. Yani bu mezhep ihtilafları buradan ileri geliyor. Yani anlayacağın sağlam bir satış olması için mutlaka ama bazı şeyler vardır. Bu zorluklardan dolayı karineli olarak bazı şeyler de kabul ediliyor ama bazen karineyi de kabul etmemekte fayda var yani. Evet. Onu da anladık. Şimdi gelelim bir de riba meselesine. Yani faiz meselesini kitaplarda bana diyorlar işte faize dair bir şey yine mesela mesaj atmışlar. Diyanet şöyle dedi filan böyle dedi sen de faize ne diyorsan dediği bana mesaj yazmışlar. Neyse ben yazdım zaten de. Yeri geldi şimdi gayr artık ribayı anlatacağız. Şimdi Allahü Teala faizi şiddetle haram kılmıştır. Ehallallahu'l beyi ve harremer riba. Allahü Teala faizi şiddetle haram kılmıştır. Faiz ne de olur yani? Faiz hangi şeylerde olur? Altın, gümüş ticareti yapan sarrafların ve gıda maddeleri alıp satanların bu faizden kaçınmaları lazımdır. Yani faiz daha ziyade altın, gümüş satışında olur. Bir de gıda maddeleri satanlarda olur faiz. Yani faiz burada cereyan eder. Bir altın, yani para, altın, gümüş. Eskiden paralar iki türlü yapıyordu. İşte mesela bak. Altın paralara lira deniliyor yani. Arapça altın para miskal. Gümüş para da dirhem. Yani altın paraya miskal diyor. Gümüş paraya da dirhem diyor. Türkçemizde de mesela sarı lira dedi mi altın. Dirhem dedi mi de gümüş. Yani dirhem kelimesi de kime iş ifade ediyor? Dirhem şeyin altınınki lirayla ifade ediliyor da bizim Türkçe'de sarı lira mesela Atatürk lirası, Hamidiye lirası, Aziziye lirası sarı. Gümüşünkü ne de dirhem de ifade ediliyor yani 20 dirhem gümüş para. İsterse işte hepsi para olarak kullanıyor, altın da para olarak kullanıyor. Yani altın büyük para olmuş oluyor, gümüş de biraz daha küçük para olmuş oluyor, öteki para da biraz daha küçük oluyor. Bu birimlerde şey cereyan ediyor yani faiz. Altın, para, gümüş ve yiyecek maddelerin dolu. Ha. Altın ve gümüşü veresiye satmak haramdır. Mesela bana bir altını sarraf satıyor şunu. Bu altını sana şu altını bunun kaç para? Farz edelim. Altın 100 lira. Bir ay sonra sen bana 100 liraya verdiği altını bana 100 liraya satamaz veresiye. Tamam mı? Satması nedir? Faizdir. Yani sarraf veresiye altın satması neymiş? Faize giriyormuş. Gümüş satması da aynı şekilde yani. Gümüş parayı satıyor yani.
mesela gümüş parayı çıkarıyor. Sana gümüş lazımmış, eridip ziynet yapacaksın mesela. Gümüş parayı sana satıyor. Ama diyor ki şu gümüş parayı bir ay sonra parasını vermek şartıyla sana satıyorum dese, veresiye satmak neymiş? Ha, o zaman altını satın mı, sattı mı yeden bir yedin hemen parasını alacak. Gümüşü sattı mı yeden yedin bir parasını alacak. Sebzeyi meyveyi de sattı mı yeden bir yedin parayı alacak. Veresiyesinden, yani bu üç maddenin veresiyesinden faiz çıkar. Anladın mı bak? Altın, gümüş ve yiyecek maddeler. Şimdi anlatacağız. Sarrafın veresiye satmasından bir faiz olur. İki, fazlaya satmasından da faiz olur. Fazlaya nasıl satıyor? 18 ayarlık bir bilezik getiriyor. 18 ayarlık bileziği koyuyor teraziye. Kaç gram? Kırılmış yani. Sen kırılmış bileziği getirdin. Sarrafa koydum teraziye. O da 18 ayağın bir gram çıkardı onun ağırlığında koydu. Bu da bunun ağırlığında dedi. Fakat kırıldığı için onun ağırlığında ya. Şimdi bunu bana sen bir gram daha sen bana mesela şey vereceksin yani altın vereceksin diyse kırıldığından dolayı. İkisi de mesela aynı ağırlığı geçerse haram. Neden? Fazla. Çünkü gram olsun. Bu da aynı gram. Bu da aynı gram. Fazlası neymiş? Ha, nasıl olacak? Ha, o zaman faizden kurtulmak için kırı ayrı satacaksın parasını. Cebine koyacaksın. Yenisini de ayrı satacaksın. Altın altına değişmeyeceksin yani. Altın altına değişirsen fazla almak da yasak, veresiye almak da yasak. Mesela seninki 10 gram. Kırılmış. Öteki de ne? Sağlam. O da 10 gram. Bu adam seninki kırık diye 1 gram fazla ne yapamaz? Alamaz. E peki ne yapacağız? Ben bunu değiştireceğim. Altın altına satamayacaksın. Altını paraya satarsın. İşi biter onu. Peki sen bunu kaç paraya alıyorsun? Muhakkak onun bir şeyi vardır yani. Mesela bunu şu kadar paraya tahmin ediyorlar yani. Hani bunu şu kadar paraya 2 liraya birleştiriyorlar. 3 liraya veya 5 liraya birleştiriyorlar yani birbirine. 5 lira aşağı alacaksın. Onu yap 5 liraya yaptıracak yani. 5 liraya onu aşağı satacaksın. Ötekini de 5 liraya fazla alacaksın. Ama bak şimdi sen ikisine de onu terazide aynı altınları buluşturmadık bak yani. Sen ayrı sattın parayla. Öteki de parayla ayrı sattı yani. Anladın mı meseleyi? Bu helal bu. Ama şimdi eğer altın altına satmaya kalkacak olursak ne veresiye kabul ediyor yani şeriat? Ne veresiye kabul ediyor? Hani mesela şimdi dinle adam diyor ki ben senin bu şeyini alırım. Yani kırılmış altını alın ama şimdi para verme. Bir ay sonra vereceğim parasını dese hayır sen veremezsin yani. Altını veresiye satamazsın. Ondan veresiye de alamazsın. Bundan mesela sana şey yapacağım ama bu kaç gram? 10 gram. Ben 11 gram parası alırım dese olmaz. Faiz olur. Anladın mı meseleyi? Ama dinle kırık altının değeri düşük. Böyle piyasa soğudun her yerde değeri düşük. Ya parasını almak başka, altın altına satmak başka. Ben burada sana faizin kökünü öğretiyorum yani. Burada faizin kökü altını satarken misli misline satılacak. Kırıklığından dolayı ağırlık kabul etmez. Veresiye de olmaz. Veresiye altın, gümüş satılmaz. Peşin satılır. Peki bunların mesela değeri birisi şöyle olsa. Birinin değeri 22 ayar. Birinin değeri de 21 ayar. Ama bana 21 ayar, 22 ayar lazım. Ötekine 21 ayar, o kadar 21 ayar lazımmış. Aynen mesela ağırlığı olursa birbirini alıp satabilirler. Ya ağırlığı denk olursa. Çünkü neden? O da 21, yani gramları aynıysa. Para şeyine bakmaz yani. Oradaki ayar mesela 22 ayar, 21 ayara bakmaz. Ha şimdi eğer satmayacaksa
O zaman 22 gram, 20 gram, 22 ayar kaç aysa onu parayla satacak. 21 ay kaçarsa onu da parayla ne yapacak? Alacak. Ama altın altına satmaya kalktığı zaman yine ne yaparmış? Şey olsa da yani birisi 21 ay olsa, birisi de 22 ayar olsa ayarlarından dolayı yine fazlalık olmaz. Ayarlarından dolayı veresiye ne yapmaz? Olmaz. Şeriat bunu kaldırmış yani.